Kolay gelsin arkadaşlar herkese. Bugün size motosiklet arızası 2 videosunu çekiyorum. Videoma başlamadan önce açıklama kısmında Instagram hesabım var. Instagram hesabımdan beni takip ederseniz aboneler arttıktan sonra canlı yayın yapacağım ve canlı yayında sorularınızı anlık olarak cevaplayacağım. Herkese şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün size elektrik arızası 2'nin videosunu çekeceğim. Elektrik arızası nasıl tespit edilir? Yani elektrik arızasından kastım şudur. Motorunuzda ateşleme yok. Bujiye ateşleme gelmiyor. Bunu nasıl anlarsınız? Bugün size bunun videosunu çekeceğim. Bu anlatacağım renk kodları CG, Scooter, normal Mondial 150 bir RS, Drift. Ama 150 Drift değil. 150 Drift'ler farklıdır. Onlar elektronik ateşleme. Onlar bambaşka. Talep olursa 150 Drift'i de anlatabilirim. Bunlar 125 Drift için. CG, Musty. Bu tip motorların elektrik tesisatının çalışma prensibini anlatacağım. İnşallah faydalı bir video olur sizin için. Şimdi arkadaşlar gelelim sorunumuza. Motosikletimizde ateşleme gelmiyor. Bujide ateşleme yok. Bunu nasıl anlarız? Şimdi size bunu anlamanın işlem sırasını anlatacağım. Siz bu işlem sırasından istediğiniz gibi farklı yöntemlerle sırasının yönünü değiştirerek en kolay bulduğunuz şekilde bakarsanız sorunuzu çözebileceğinize inanıyorum. Şimdi motorunuza ateşleme gelmiyor. Ateşleme ilk olarak sargıdan gelir arkadaşlar. Sargı tarafı da driftlerde, CG'lerde filan motosiklete oturduğunuz tarafta oturduğunuzda sol alt tarafınızda kalır. Sol alt tarafınızda bir beşli bir soket gelir. Şimdi ateşlemeniz yok. İşlem sırasını anlatıyorum. Ateşleme arızalı. Siyah kırmızı ateşlemenin ilk başladığı kablodur. Ateşleme buradan gelir. Şu arkada ateşlemeye verir. Buradan ateşleme gelir. Bunu anlamanın en kolay yolu sizin de bulabileceğiniz şekilde şöyle anlayın. Buradan ateşleme geliyor mu diye. Nasıl? Mesela LED ampul. Ama bu LED ampul dediğim böyle LED'in park ampulleri falan var ya, ufak LED ampuller mesela. Sizin için bir tane hemen açıyorum. Evet. Şöyle bir LED ampul örnek veriyorum size. Böyle bir LED ampulünüz var. Bunun bir tarafı artı, bir tarafı eksidir. İki tane kablo çıkarttınız bunun. Artı ve eksi. Buraya kadar her şey kolay. Eksi tarafını motorun şasisine bağlıyorsunuz. Değdiriyorsunuz. Artı tarafını da siyah kırmızı kabloya tutuyorsunuz ve marşa basıyorsunuz. Marşa bastığınızda eğer bu ışık yanıyorsa demek ki sargınız sağlam. Arıza yok. Gelelim ikinci aşamaya. Sargıdan sonra bu siyah kırmızı kablo beyine gelir. Sonra aynı işlemi beyine giren siyah kırmızı kablo ile yapıyorsunuz. Baktınız orada da elektrik var. Bu da güzel. Beyine giren siyah kırmızı kablo sarı siyah kablo olarak geri çıkar. Baktınız beyinden çıkan sarı siyah kabloya elektrik var mı yok mu? Yoksa demek ki beyniniz arızalı. Varsa devam ediyoruz. Burada da sorun yok. Elektrik buradan geçti. Sorun yok. Siyah sarı kabloda da elektrik var. Beyinden çıktık. Geldik indüksiyon bobinine. Buradan çıkan siyah sarı kablo indüksiyon bobininin burasına gelir. Ondan sonra buraya bakacaksınız aynı şekilde. Baktınız elektrik yok. Demek ki kablo kopuk. Elektrik var. Güzel. Elektrik varsa demek ki buraya kadar ateşleme geliyor. Ondan sonra baktınız bujiye. Bujiden önce burayı çıkartıyoruz. Böyle. Bujiyle işimiz yok. Buji en son aşama. Yani bunu çıkarttık. Buradan baktık ateşleme yok. Ha, demek ki indüksiyon bobininiz arızalı. Bu değişecek. Baktınız ateşleme var. Demek ki buji başlığını bir kontrol edin. Buji başlığını taktınız. Bir tane yeni buji taktınız. Baktınız ateşleme var. Ha, demek ki bujinizde arıza var. Veya taktınız
Aa, sıfır bojiyi taktınız, gene elektrik yok. Demek ki bu başlık arızalı, bu başlık değişecek. En son olarak motorun üzerindeki bujiden kontrol edin. Yoksa o değişecektir. Ateşleme sırası bu şekilde gelir arkadaşlar. Şimdi bu ateşleme sırasını kenara bıraktık. Ateşleme işi tamam. Gelelim şarj. Motorunuz şarj etmiyor. Akünüz dolmuyor. Bunu nasıl anlarsınız? Bunu nasıl anlaşılır? Size şimdi bunu öğreteceğim. Baktınız motorunuzda şarjında sıkıntı var. Akü dolmuyor. Acaba akü mü arızalı yoksa motor mu arızalı? Yani sargı mı arızalı, konjektör mü arızalı? Motoru şarj eden elemanlar bu ikisidir arkadaşlar. Buradan şöyle kenara atalım bunu. İki tane kablo elektriği besler. Sarı, pembe. Bazılarında sarı, beyaz. Pembe, beyaz. Bu ikisinden biri olur. Ama illaki olur. Zaten bu da şasidir. Bunun işimiz yok. Şimdi buraya kadar geldik. Baktık. Aynı şekil bu şeyi buraya koyduk. İşte. Ampulü anlattım ya arkadaşlar. Şase sabit zaten. Artık kısmını buraya koyduk. Marşa bastınız yaktı. Buna bastınız yaktı. Tamam. Sargı sağlam. Ondan sonra sargıdan çıkan elektrik nereye geliyor? Konjektöre geliyor. Motoru şarj eden ana eleman budur. Baktınız. Konjektör elektrik geliyor ama elektrik çıkmıyor. Elektriğin çıkıp çıkmadığını nasıl anlarız? Hemen anlatıyorum. Motosikletinizde iki tane ceyran vardır. Biri kırmızı, biri siyahtır. Bakın bunlar siyah ve kırmızı ama bunlar tek renk. Hani bazen diyorum ya işte siyah kırmızı, siyah sarı filan. Onlar çift renktir. Mesela bakın. Hem siyah var hem kırmızı var, görüyor musunuz? Şuradan görüldüğümü bilmiyorum. Burada. Ondan sonra bu dönüş ceyranı, bu ana ceyran. Aküden gelen direkt ceyran budur. Buna elektriği tuttuğunuz anda her türlü bunda ceyran olması gerekiyor, akünüz doluysa. Kontağı açtığınızdan sonra dönüş elektriği siyahtır. Kontak açıldığında tesisata gelen elektrik siyahtır. Ana ceyran kırmızıdır. Baktınız elektrik vermiyor. Sıkıntılı. Demek ki konjektörünüz bozuk. Her şey sağlam. Bunlar sağlam. Elektrik var. Bunda var. Tamam. Bunlar güzel. Ne yapıyoruz? Sorun aküde mi diye anlamak için. İlk önce akünün kutup başlarını çıkartıyorsunuz. Motoru çalıştırıyorsunuz. Düz motorlar için söylüyorum. Baktınız motor çalışıyor. Elektrik var. Ondan sonra şu arkadaşı elinize alıyorsunuz. 6 voltla 4 volt arasında aküye bağlı değilken elektrik gelecek. Buraya kadar her şey güzel. Elektrik geldikten sonra aküye bağlıyorsunuz. Akü bağlandığında 13-14 volt arası elektrik gelmesi gerekiyor. Akü bağlıyken takıyorsunuz bunu. Kaç volt elektrik olduğunu anlıyorsunuz. Eğer yoksa, kendini çabuk bitiriyorsa demek ki akünüz arızalıdır arkadaşlar. Akünüzü değiştirin ya da akünüzü değiştirmeden önce akünüzü bir akü şarj aletine bağlayın. Akü şarj olduktan sonra 2 saat bekleyin. Akü kendine gelsin. Ondan sonra tekrar bakın elektriği kaç voltta kalıyor? Bitmiş mi? Bakımları gerekiyor mu? Size verebileceğim şu anlık bilgiler bu kadar. Bu ateşleme ve şarj kısmının bilgileriydi. Diğer motorlar için ayrı bir video çekmem gerekiyor. Çünkü diğer motorlarda işte 3 kırmızı var. Pardon, 3 sarı var elektronik motorlarda. 3 sarı kablo gelir. İşte elektrik içeride döner filan. Baya muhabbetler var. Onu daha sonra size kapsamlı bir şekilde anlatırım. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Instagram hesabımdan beni takip ederseniz daha yardımcı olabilirim size. Herkese kolay gelsin. Teşekkürler.